Evet arkadaşlar, bu videoda dallama ve birleşme komutlarını öğreneceğiz. Bunu bir örnek üzerinden gideceğiz. Gitle yapılan her bir proje dallarda tutulur. Bu dallara branch diye adlandırıyor. Aksini belirtmedikçe master adlı bir dal oluşturuluyor. Bunun üzerinde geliştirmeye devam ederiz bütün projelerimizi. Bu olayın en çok takım projeleri geliştirirken kullanırız. Örneğin 3 kişilik bir takımınız var. Görev dağılımı yaptınız. Bir kişi backend üzerine çalışıyor. İki kişi frontend üzerine. Üçüncü kişi yine backend üzerine geliştirme yapıyor. Karmaşıklığı azaltmak için dallar oluşturur. Birinci dal user backend, ikinci dal user front end. Bir de mesela bu kullanıcılarla alakalı bir yorum kısmı oluyorsa user comment diye bir şey oluşturabilir. Ama biz buradan user backend ve user front end üzerinde iki komut üzerinde gidelim. Şimdi bizim şöyle bir dosyamız var, projemiz var. Biz burada iki tane commit girdik. Şimdi hangi branşta olduğumuzu görmek için git branch komutuyla baktığımızda master branch'ında olduğumuzu görebiliyoruz. Şimdi git branch user backend şeklinde şu branch'in yanına herhangi bir komut isim yazdığımızda şu master branch'inde olan dosyaları user backend adlı bir branch oluşturarak oraya aktarıyoruz. Çalıştıralım. Şimdi tekrar user branch'ı çalıştıralım. Git branch komutunu çalıştıralım. Şimdi iki tane branch olduğumuzu, o branch'ımızın olduğunu görüyoruz. Şimdi bu user backend branch'ına nasıl geçebiliriz derseniz, bunun için de git check out user backend şeklinde yazarsak geçeceğiz. Burada master branch'ına olduğumuzu şu yanındaki yıldız ve yeşil şekilde yazılmasını anlıyorduk. Kodumuzu çalıştırdık. Şimdi tekrar git branch komutunu çalıştırırsak user backend branch'ında olduğumuzu görüyoruz. Şimdi bu branch'ta değişiklikler yapalım. Mesela şuraya bir tane dosya oluşturalım. Touch git git komutları nokta txt buradan vim buraya git öğreniyorum yazdık. Şimdi buradan bunu kaydetmek için buraya V ve Q'yu yazdık ve kaydettik. Şuradan bakabiliriz. Şimdi git status komutuyla değişiklikler olduğunu görüyoruz. Buradan git add yaptık. Git commit message git komutları eklendi şeklinde bir commit oluşturalım ve yapalım. Bu commitimizi user backend branch'ında yaptık.
Şimdi bu oluşturduğumuz branch'la master branch'ımızı birleştirelim. Git branch şeklinde tekrar bakalım. User branch olduğunu görüyoruz. Bu birleştirme işlemini git burada olmadı. Git merge da diğer branşa geçelim mi? Git git check out master'a geçtik. Şimdi burada git diff komutuna bakalım. Bakamadık. Birleştirelim şimdi git master da bu şey komutundan git log'a bakalım. Burada iki tane commit görünüyor. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Git merge master user backend, yani master komutuna user backend'i birleştirelim yazıyoruz. Şu şekilde bir çıktı veriyor. Şimdi tekrar git log komutunu çalıştıralım. Burada 3 tane branch olduğunu görebiliyoruz. Şimdi git diff komutunu çalıştıramadık. Bu git diff komutu da iki branch arasındaki farklılıkları gösteriyor. Şimdi git branch user backend branch'ını silelim. Bunun için de git branch tre d user backend yapıp komutu çalıştırıyoruz. Branch'ın silindiğini mesajı bize yansıdı. Şimdi git branch komutu ile tekrar bakalım branch'lara. Sadece master branch'ı var. Birkaç komut daha var bunlarla alakalı. Branch'ın ismini değiştirmek istersek onun için de git branch user isimlindeki branch'ı yeni user new user şeklinde değiştirebiliriz. Burada user isimli branch'ı new user olarak değiştir anlamına geliyor. Son olarak bu oluşturduğumuz branch'ı GitHub'a ya da herhangi bir uzak depoya göndermek için git push origin branch adı user backend diyelim. Enter'a basınca gönderiyor arkadaşlar. Ekler kısmına bir Medium yazı bırakacağım. Oradan onunla birlikte ve bu video ile birlikte daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.